Kerime, bir yudum iç bari. Sinirlerin gevşesin. Ah, ne vardı? Sanki dünyanın bütün yükü benim omuzlarımda. Kolum kanadım öyle kırık ki. Bu nasıl bir yazgı böyle ki? Kızımın adını bile öğrenemiyorum. Her şerde bir hayır vardır diye boşa dememişler. Belki böylesi daha hayırlıdır. Kızıma bir kere kucağıma alamadım. Ona bir kere sarılamadım. Bir kere kokusunu içime çekemedim. Bari bir tek ismini öğreneydim. Bari bir tek ismi döküleydi dudaklarımda. Ama ben biliyorum ne yapacağım. Ne yapacaksın bacım? Görevliyi duyduk. Başımıza iş almayalım. Yusuf'la konuşacağım Nebahat'im. Yusuf bulur. Mutlaka bir yolunu bulur. Bak bunu iyi düşündün. Yani sonuçta mezarı bulan da Yusuf. Ah Kerim ah. Bu kararlılığı, bu dirayeti o zaman da göstereydin ya. Kızını senden almak istediklerinde de göstereydin ya. Bilmiyorum niye yapamadım Nebahat. Gençlik mi dersin? Yoksa basiretim mi bağlandı bilmiyorum. Kerime. Bak bir de şöyle düşün. O zaman Umut gibi bir oğlun olur muydu? Hı? Ona kurban olurum ben. Ama keşke hem kızım hem oğlum yanımda olaydı. İkisini de böyle kanatlarımın altına alaydım Nebahat. Hadi bacım. Hadi kalk ben seni yatırayım da güzel bir de. Gel bir daha. Hadi. Hadi. Sağ ol Nebahat. Nasılsın Kerime? Yusuf ne olur. Yusuf bana kızımın adını bul ne olur. Ne olur Yusuf. Ben nasıl bulayım Kerime? Mezar yerini nasıl bulduysan bulursun Yusuf. Mutlaka vardır bir eşi dostu. Onu tanıyan birileri vardır Yusuf. Belgin nerede? Yusuf sen istersen bulursun biliyorum. Ne olur bulalım Yusuf. Kızımın kim olduğunu bulalım. Belgin nerede Kerime? Belki defin işlemini yapan biliyordur. Ha? Mutlaka vardır yani bilen birileri vardır. Kerime Belgin nerede? İştedir herhalde bilmiyorum Yusuf. Bilmezsin tabii. Umut'la Belgin senin çok umurunda sanki. Bu nasıl laf Yusuf? Bunlar benim evlatlarım. O zaman toprağın altındaki kızım nerede diyene kadar çocuklarım nerede diyeceksin. Gel, gel. Aynadaki haline bak Kerime. Ailesiyle mi tanışmak istiyorsun? Ne diyeceksin? Kendini ne diye tanıtacaksın?
Ha? O sizin kızınız değildi. Benim kızım mıydı diyeceksin. Kendi ailene sahip çıkamıyorsun. Bari milletin ailesini dağıtma Kerime. Nasıl oldun bacım? Nasıl olayım Nebahat'e? Ne dedi Yusuf Bey? Ne diyecek Nebahat? Ne diye çıkacaksın insanların karşısına dedi. Yıllar önce çocukları değiştirdik. Şimdi ölmüş kızımın peşine mi düştüm diyeceksin dedi. Bak kardeşim. Sakın bana darılma. Ben senin dostum. Ama bu sefer Yusuf Bey haklı. Bir düşünsene. Ya Umut öğrenirse? Ben çok düşündüm Nebahat. Tabii ki karşılarına çıkıp benim kızımdı diyecek halim yok. Başka bir yol bulacağım. Olmayacak duaya da amin diyorsun ya. Daha ben sana ne diyeyim? Niye öyle diyorsun Nebahat? Bulamaz mıyım? Sen dedin ya durumları iyi olmayan bir aileymiş. Hayrına mezar yaptırmak istiyorum derim. İnanmazlar mı bana? Hem böylece öğrenirim kızımın adını. Kim olduğunu. Vazgeçmeyeceksin abacığım. Vazgeçmeyeceğim Nebahat. Madem bana Yusuf yardım etmiyor, o zaman ben bulurum. Yıllar önce kızımın parmaklarımın arasında kayıp gitmesine madem ses çıkarmadım, çıkaramadım. En azından şimdi onun adını bulmak benim boynumun borcu.